Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Recep? İyiyim hocam ben de. Hocam kaldığımız yerden galiba anlatım Recep, bozukluklarına aynen devam. Aynen öyle. Anlatım bozukluklarına kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Hazır mısın Recep? Siz hazırım hocam ben. Ben de hazırım Recep. Bekliyoruz hocam. O zaman anlatıyorum Recep. Sizdeyiz. Arkadaşlar da hazırsa mevzuya dalıyorum ben. İkinci başlığımla devam ediyorum. Sözcükleri birbiriyle karıştırma. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Buraya biraz daha hassasiyet göstermenizi özellikle rica edeceğim. Evet. Çünkü çok fazla belli olmuyor. Bazen ne yani o kelimeyi kullandım e, hata değil ki diye düşündüğümüz hususları dillendireceğim. Sözcükleri birbiriyle karıştırma. Şimdi örnekler üzerinden gidiyorum Recep. Birinci örneğimde diyorum ki geri kalmışlık Türkiye'ye özel bir durum değil. İfadesinde cümlesinde bir hata var. Nedir, Nedir hocam o? Geri kalmıştık. Türkiyeye özel bir durum değil denmez. Geri kalmıştık. Türkiye özgü bir durum değildir demem gerekiyor. Yani ne yapıyorum? Özel ile özgü sözcüğünü birbirine karıştırıyorum. Evet. Karıştırmamam gerekiyor. Özel kelimesi ve özgü kelimesi ve buna da ekliyorum bir kelime daha özgün kelimesi. Bu üçünü birbiriyle ayırt etmek gerekiyor. Özel dediğimiz şey, özel kelimesi. Birine hediye alırsın sana özel bir hediye. Evet bunu diyebilirsin. Ama e, sana özgü bir hediye diyemem değil mi Recep? Diyemem. Diyemem. E, geri kalmıştık Türkiye'ye özel ya da e, misafirperverlik Türklere özel bir davranış biçimidir de diyemem. Diyemem. Ne diyeceğim? Özgü. Geri kalmışlık Türkiye'ye özgü bir durum değil demem gerekiyor. Ya da misafirperverlik Türklere özgü bir durumdur demem gerekiyor. Derim. Bir de özgün kelimesini çok karıştırıyoruz. Orijinal. Özgün demek ürünün özgünlüğünden bahsedebiliyorum. Ortaya konan eserin özgünlüğünden bahsedebilirim. Bu kitap çok özgün bir eser olmuş diyebilirim. Ya da şair ya da yazar özgün olabilir. Ama ne diyoruz özgün kelimesini de diğerleriyle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Evet. Başka bir örnekle devam ediyorum. Neymiş Bu binalar hocam? gerçekten çok yaklaşık yapılmış ifadesine cümlesine baktığım zaman binalar çok yaklaşık yapılmış denmez birbirine çok yakın yapılmış demek gerekiyor. Burada karıştırılan sözcük yaklaşık ve yakın sözcüğüdür. Başka bir örnek. Size birazdan düğün resimlerimi göstereceğim diyor. Birazdan. Evet orada bir problem yok Recep. Düğün resimlerimi göstereceğim diyor. Ha, resim. resim nedir Recep? Ama hocam. Ressamın ortaya koyduğu bir şey değil mi? Doğru ve fakat bu yakın dönemde TDK, TDK. Evet. Bunu da dahil etti hocam. Resim de diyebiliyormuşuz fotoğrafa. Fakat ben kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum Recep. Fotoğraf kelimesi varken niye tekrar resim kelimesi? E, ressamın ortaya koyduğu ürünün de özgün bir adı olmasın mı? Onun yaptığı şey bence resim. Dijital makinelerden çıkan, fotoğraf, fotoğraf makinalarından, kameralardan çıkan da bence fotoğraf olmalıdır. Resim değil burada ne kullanmam lazım Recep? Fotoğraf sözcüğünü kullanmalıyım diyorum. Evet, şimdi başka bir örnekle devam ediyorum. Diyorum ki bir öğrenci sınıfta kalmışsa onun sınıfı geçmesini güçlendiren nedenleri araştırmak güçlendiren. gerekir. Güçlendiren. Güçlendiren diyor değil mi Recep? Güçlendirme kuvvetli hale getirmek demek değil mi? Oysa burada hatalı kullanılmış. Ne demem gerekiyordu Recep? Zayıflatan. Güçleştiren nedenleri. Güçleştirmek ne demek Recep? Zorlaştıran. Evet, o zaman güçleştiren sebepleri araştırmak gerekir. Evet. Demek gerekiyor. Başka bir örnek diyor ki bizden son öğretim durumunu gösteren bir belge istediler. Öğrenim. Öğretim demek arkadaşlar öğretmenin yaptığı iştir. Aynen öyle. Öğrencinin yapmış olduğu iş ise öğrenim işidir. E o zaman burada öğretim değil öğrenim ifadesini kullanmak gerekiyor. Vatandaşlarımız arasında din, dil, ırk ayrıntısı yapılamaz. Ayrıntısı yapılamaz. Ha, ayrıntısı, ayrıntısı değil. Değil mi Recep ne yapılamaz? Ayrımı. Ayrımı yapılamaz. Burada ne kullanmam gerekiyor? Ayrım kelimesini kullanmam gerekiyor. İki kelimeyi birbiriyle karıştırmışım. Başka bir örnek diyor ki: "Bazı öğrenciler derste çok çekimserdir." Çekimser değil. Ne demesi gerekiyor Recep? Çekimser değil, çekingen demek gerekiyor. Çekingen. Çekingenlik ile çekimsellik farklı şeylerdir. Birkaç cümleyle de onu anlatayım. Arkadaşlar, çekimser demek karar verememiş. Hangi yönde e, oy kullanacağına, hangisini seçeceğine karar verememiş demektir çekimsel. Ama çekingen ne demek? Utangaç demek. Ha, bu ikisi birbiriyle kelime olarak benziyor. Anlam olarak hiç alakası yok. Kelime olarak birbirine benziyor diye karıştırabiliriz, karıştırmamalıyız. Uzun saçlı bir genç geldi, kendini bize tanıştırdı. 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 Kişi kendisini tanıştırmaz. Ne yapar? Tanıtır. Tanıtır. Tanıtmak ifadesini kullanması gerekiyor. Evet yanlış kullanılmıştır. Tanıttı demesi gerekiyordu. İtalya'da bir dağımız var. Neydi o da? Vezü. Etna. Vezü. Vezü. Vezü etken bir yanardağdır demek anlatım bozukluğudur. Hocam. Ne demek lazım Recep? Ne demek lazım? Vezü etken bir yanardağdır denmez. Ne denir biliyor musun Recep? Etkin bir yanardağdır. Aktif, hareketli Demektir. Etken ne demek? Faktör demek. İşte e, başarıyı etkileyen etkenler yani faktörler demek. Değil mi Recep? Doğru. Orada onu kullanamam. Evet. deterjandan elleri tahrip oldu. Tahrip olmaz hocam. Evet. Tahrip olmaz. Ne olur Tahriş Recep? Tahriş olur. Tahriş olur. Tahrip olan şeyler nedir Recep? Nesneler tahrip olur değil mi? Bina tahrip olur, kitap tahrip olur. İşte ne bileyim? Toprak tahrip olur. Evet. Ama e, cilt tahriş olur. Tahriş Bunu da olur. unutmuyoruz. Bu bölgenin kendine özgün gelenekleri vardır. Özgü. Az önce Kendine özgün değil, kendine özgü gelenekleri vardır demeliyim arkadaşlar. Evet, camdan yankılanan ışık gözlerimi kamaştırdı. Yansıyan. Evet, yankılanma sesle alakalı bir şeydir. Burada ne vardır? Yansıyan olmalıdır. Yansıyan kelimesini kullanması gerekiyordu. Yazarın 14. kitabı da yayınlandı. Yayım. Evet yayınlanmak ortaya ürün koymaktır. Yayınlanmak ise ortaya konan ürünün dağıtılması insanlara ulaştırılmasıdır. Yayılma işidir. Yani yayınlamak etrafa yaymak, ulaştırmak, insanlara ulaşır hale getirmek demektir. Yazarın 14. kitabı da yayınlandı değil. Ne demem gerekiyormuş Recep? Yayın. Yayınlandı demem gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Belediyeler sık sık güz etkenlikleri yapıyor. Etke. Etkenlikler değil, etkinlikler Etkin. yapıyor demeliyim sevgili arkadaşlar. Anlatım bozukluğu olur. Hemen başka bir örnekle konuya devam ediyorum değerli arkadaşlarım. Çocukların birbirleriyle uygunluk içinde olmaları çok güzel. Uyum. Uygunluk değil, burada kullanılması gereken kelime uyum kelimesidir değerli arkadaşlarım. Bu iki olay arasında hiçbir ayrıcalık yok denmez. Ne denir? Ayrım, fark. Ayrıcalık ne? Birine üstünlük tanımaktır arkadaşlar evet. ayrıcalık. Evet bizim ne dememiz gerekiyor? Ayrım. Ayrım dememiz gerekiyor. Ayrım demek fark demek. Evet. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun. Şimdi arkadaşlar Recep sana ve arkadaşlarıma önemli bir hususu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım fiyat ve ücret meselesini bir aydınlatmak istiyorum. Bu konuda toplumumuzun %90'ı eksik bir şeyler biliyor. Ben onu halletmek istiyorum. O da nedir? Değerli arkadaşlarım, bir ürünün ücret ya da fiyat diye sınıflandırılması şu şekilde olmaktadır. Bir şeyin fiyatı diye hitap edebilmemiz için benim onu satın almam gerekiyor. O ürünün benim olması gerekiyor. Alıp ha, götürmem satın yapmam gerekiyor. Satın almış olmak gerekiyor. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Elimde kalem var. Kalemin neyi olacak o Ücreti. zaman? Ücreti. Fiyatı olacak. Hayır. Ücreti olacak sonra aldıktan sonra fiyatı. Hayır Recep, aradaki fark işte o, onu anlatmaya çalışıyorum. Satın aldığım benim olan parasını ödeyip de alıp götürdüğüm benim olan şeyin fiyatı olur. Yani bir malın fiyatı olur. Evet. Ha ücret diye neyi kastediyorum o Recep? Hayır. Ücret dediğimiz şey Recep de yanlış biliyor evet. arkadaşlar onu da düzeltiyorum. Faydalandığım hizmet aldığım şeyin ücreti olur. Ha evet. Evet yani o zaman Luna parka gidince ya da eğlence merkezine gidince biz ne ödüyoruz? Ücret ödüyoruz ha, değil mi oraya. Ya da otel'e gittiğimizde otel'e ne ödüyoruz biz Recep? ücret ya da özel okula giden öğrenciler özel okula ne ödüyorlar? Ücret, ücret ödüyorlar. Çünkü her özel okula almak isterse fiyatı He, okulu bina olarak bunu sistem fiyatını olarak ediyoruz. her şeyle satın almak istiyorsa o zaman ne yapacak? İş adamı gelecek. Bu okulun fiyatı ne diyecek? Nedir ne diyecek? yapıyor? Ben okulu komple satın alıyorum demesi lazım değil mi? Evet. Faydalandığım şeyin ücreti olur, satın aldığım şeyin fiyatı olur arkadaşlar. Süper. Evet, bu ikisini birbirine karıştırmıyoruz. Bir de pahalı ve ucuz sözcüğünden de bahsetmek tamam. istiyorum. Arkadaşlar bir şeyin Fiyatı pahalı olmaz ya da bir şeyin fiyatı ucuz olmaz. Ürünün kendisi pahalı ya da ucuz olabilir. Örnek veriyorum şu kalem. Ucuzdur. Kalem ucuzdur ya da kalem pahalıdır. Yani kalem'in fiyatı pahalı olamaz. Demeyiz. Diyemeyiz. E o zaman anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Kelimeleri farklı anlamda yanlış anlamda kullanmış oluruz. Süper. Diyor ki fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun. Fiyatlar. Evet, fiyatlar çok pahalı diyemez. Ne diyecek? Fiyatlar çok yüksek diyecek. Fiyat yüksek olabilir mi? Evet. Olabilir ama fiyat pahalı Olamaz. olmaz. Kar yolu kapadığı için geçit servis yolundan sağlanıyordu diyor. Geçiş geçit değil, geçiş servis yolundan sağlanıyordu, olmalıydı. Evet Recep bu başlığı da tamamladım. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne Yeni bir başlıkla devam ediyorum. Neymiş hocam o? Sözcüğü yanlış anlamda kullanmak da anlatım bozukluğudur. Hocam ne yanlış çok bozukluk var ya. Evet. Nelermiş bunlar? Neymiş et. hocam? Bu onların bolluğa düştükleri zaman bile savurganlık etmelerine yol açar. Bolluğa düşülmez. Evet bolluğa düşülmez. Bolluğa ulaşılır, ulaşılır. erişilir. O zaman şöyle düzeltmem gerekiyor. Bu onların bolluğa eriştikleri zaman bile savurganlık etmelerine yol açar dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkmış oluyor. Süper. Şimdi size yarın yayınlanacak programlardan bazılarını hatırlatıyoruz. Yarın yayınlanacak, program, yarın yayınlanacak programlardan bazılarını hatırlatıyoruz diyor. Recep daha yarın yayınlanacak bana neyi hatırlatıyorsun? Değil mi? Bana bir şeyi hatırlatmak için ne yapmam lazım? Benim onu yaşamış olmam lazım öyle değil mi Recep? Evet. Biliyor olmam lazım. Ama şöyle bu e, anımsatıcılar kuruyoruz. Evet telefonlar. o zaman anımsatıyoruz demesi lazım değil mi Recep? Ya da anımsatmak e, biraz daha anıdan ileri geliyor. Onu da kullanamam Recep. Ama şöyle telefonlarda var bu. Hmm. Türkçesi demek ki yalnız çevrilmiş. Kendine aslında alarm kuruyorsun. Gelecekte hmm. bir şeyi hatırlatmak için. Anımsatıcı diyor. Hatırlatıcı evet. diyor. Evet Recep ama biz önceden planladığımız bir şeyi bizi hatırlatıyor. Yarın yayınlanacak programla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki neyini hatırlatacaksın bana. Orada kullanılması gereken kelime şöyle düzeltiyorum. Size yarın yayınlanacak programlardan bazılarını açıklıyoruz Olur. ya da tanıtıyoruz demesi gerekecek. Böyle olması gerekiyor. Evet başka bir örnekle devam ediyorum. Bence sizin bu sınavı kaybetme şansınız hiç yok. Şans. Evet şans iyi şeyler için kullanılır. Evet hocam? hocam. Burada ihtimali kelimesini kullanmalıydım. Bence sizin bu sınavı kaybetme ihtimaliniz hiç yok, yok demeliydim. Alınan bunca borç Türkiye'nin Avrupa'ya bağımlı olmasını sağladı. Borç. Borç alınır tamam. Sağladı. Türkiye'nin Avrupa'ya bağımlı olmasını sağladı. Neden sağladı oldu? Sağladı kelimesini biz ne yapıyoruz Recep? İyi şeyler için kullanıyoruz. Sağladı diyemem. Olumsuz şeyler için neden oldu, sebep oldu demeliyim arkadaşlar. Düzeltiyoruz o zaman cümleyi. Alınan bunca borç Türkiye'nin Avrupa'ya bağımlı olmasına sebep oldu dediğimde hatasız bir cümle Evet. Olur. Başka bir örnek. Bugün... Dünyanın 140 ülkesinde Cüzdanlılar Günü kutlanıyor. Cüzdan bir hastalık değil mi Recep? Kutlanmaz hocam. Evet kutlanmaz. Ne yapılır Recep? Anılır. anılır. Olumsuz şeyler anılır. Ölüm, hastalık gibi durumlar e, anılır. Güzel şeyler doğum gibi değil mi? Başarı e, elde edilmiş durumlar ise kutlanır. Evet bu yıl babamın yüzünden sınıfı geçtim. Babamın yüzünden. Babamın sayesinde demem gerekiyor değil mi Recep? Burada çok belirgin bir anlatım bozukluğu var annesi iyi çorap dokurdu değil, çorap dikardi, örerdi. örerdi demem gerekiyor değil mi Recep? Örer. Evet, ektiğim fidanlar meyveye döndü. Ektiğim fidanlar, fidan ekilmez ne yapılır Recep? Ekilir. Dikilir. Tohum ekilir, toprağa bırakıp üzerini kapattığım şeyleri ekmiş olurum. Evet. Evet, ama toprağa kökünü toprağa bırakıp diğer kısmı yukarıda kalacaksa biz buna ne diyoruz? Dikmek, Dikmek diyoruz. Devam ediyorum Recep. Aldıkları para mutluluklarına yol açtı yol açtı ifadesi olumsuz şeyler için kullanılır değil mi? Aldıkları para mutluluklarını sağladı dediğimde problem ortadan kalkmış oluyor. Cumhuriyet 1923 tarihinde ilan edildi. Yılında 1923 bir tarih değildir arkadaşlar. Nedir? Yıldır. Evet, Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi demeliyim. Ben 21 Mart 1978 yılında doğmuşum. Tarihinde. 21 Mart 1978 bir yıl değildir. Tarihtir arkadaşlar. Tarihinde demem gerekiyor. Uzun bir ders yılı daha tamamlanmak üzere tatil iyice yanaştı. Yanaştı mı? Yanaştı mu? değil yaklaştı. yaklaştı. Bu bir gemi mi yanaştı? Aynen öyle hocam. Evet o zaman yaklaştı demem gerekiyor. Recep diyor ki tırnakların bir hayli büyümüş diyor. Uzamış dememiz evet, lazım. Evet büyümüş denmez uzamış denir. Çocuk Büyümek mu nedir? Olur. Her yönüyle olan evet, bir şeydir yani. değil mi? Tek yönlü olana ne diyoruz biz? Uzamak diyoruz. Dünden itibaren yağmur yağıyor. Dünden itibaren değil, dünden beri, beri. geçmişte olan şeyleri için, beri gelecekle ilgili olan itibaren. şeyler için de itibaren kelimesini kullanıyorum. Şu an için de kullan. Şu an için de kullanabilirim. Şu andan itibaren de evet. diyebilirim. Adamın başına silah dayayarak cebindeki parayı çalmışlar. Dayayıp. Recep orada bir hata değil. yok. Adamı... Adamın başına silahı dayayarak cebindeki parayı çalmışlar. Hocam, Recep hocam, çalmışlar nedir? ifadesinde problem var. Niye biliyor musun? E, bu gasp edilmiş, almışlar. Ha. Çalmak nedir? Gizlice yapılan. Doğru doğru haberi, haberi olmadan yapılan bir şeydir değil mi? Burada almışlar ya da gasp, e, gasp etmişler demesi gerekiyordur. Bu gençleri azımsamak onların başarılı, başarılı olacaklarına inanmamak doğru değil. Azımsamak. Azımsamak denmez Recep. Ne denir? Küçümse. Küçümsemek denir. Evet, insanlarla ilgili konuşuyorsak küçümsemek. onlar için küçümsemek ifadesini kullanmalıyız. Ne yapıyoruz biliyor musun Recep? Yeni bir başlıkla devam Nedir ediyoruz. Nedir hocam? Evet yerinde kullanılmayan sözcük ya da öge. Yani sözcüğü yanlış yerde kullanma. Kullanma. Evet. Şimdi bunları anlatıyorum Recep. Hazırsan konuya da Hazır başlamış hocam. oluyorum. Hakan çok iyi futbolcu ama fazla topla oynuyor. Değerli arkadaşlarım bu cümlede iki tane anlam var. Ee, Hakan iyi bir futbolcuymuş. Hep sürekli ayağına top gelince çok fazla oyalanıyormuş değil mi? Evet hocam. Evet. Birinci anlam bu. İkinci anlamda ne biliyor musun Recep? Hakan çok iyi futbolcu ama fazla topla oynuyor. Sanki sahada bir sürü topla var. Ha oynuyor. Hakan kafayı yemiş. Evet Doğru. Hakan kafayı yemiş. Sahada 5-6 tane topla oynuyor. Aynen. Böyle iki tane anlam var burada değil mi Recep? Oysa ki Türkçe bunu kabul etmiyor. Diyor ki bir cümleden tek bir şey anlaşılmalı. E o zaman ne yaptın burada diyor biliyor musun? Bu cümleyi söyleyen kişi... Şöyle bir hata yaptın. Sözcüğü yanlış yerde kullandın. Buradaki fazla sözcüğünü toptan sonra kullanacağım. Ne yapıyorum? Hakan çok iyi futbolcu ama topla fazla oynuyor dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Bu çocuk seneye yüksek inşaat mühendisi olacak. Yüksek inşaat belki sadece evet. Dubai'de çalışacak. çalışacak Geldi mi Recep? <laughs> Öyle olabilir. bir anlam çıkıyor. Sanki evet. e, inşaatın yüksekliğinden bahsediyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Buradaki yüksek e, sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. Bu çocuk seneye inşaat yüksek mühendisi olacak dediğinde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Başka bir örnek diyor ki eski Adana milletvekillerinden biri daha ölmüş diyor ki eski Adana sanki Adana eskiymiş evet. gibi bir anlam çıkıyor. O zaman ben bu eski sözcüğünü alıyorum. Adana eski milletvekillerinden Deriz. biri daha ölmüş dediğimde anlatım bozukluğu tümüyle ortadan kalkıyor. Günde 40 kere limonlu salatalık turşusu satan dükkana uğrardı. Günde 40 kere limonlu salatalık turşusu satan dükkana Hocam, uğrardı. Hocam dükkan kapasitesi evet. var sadece 40 kere satabiliyor. <laughs> 41. satamıyor, kepengi indiriyor. Evet Recep, buradaki problem ne biliyor musun? 40 kere limonlu salatalık turşusu mu satılıyor yoksa 40 kere bir adam dükkana mı uğruyor? Heh odur. He, o zaman ne yapmam lazım? Günde evet, düzeltiyorum cümleyi. Limonlu salatalık turşusu satan dükkana günde 40 kere uğrardı dediğimde cümledeki anlatım bozukluğu ortadan kalkmış oluyor. Evet. Cesetler çok denizde kaldığından çürümüş cümlesine baktığımda Hocam deniz... çok deniz gibi oluyor değil mi Recep? Evet. Cesetler denizde çok. çok kaldığından çürümüş dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Burada her Allah'ın günü kaza alıyor. Her Allah Haşa sanki evet, e, birçok Allah varmış gibi. Evet ne yapıyorum? Allah, Burada Allah'ın her günü kaza, kaza oluyor olur. dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Başbakan Çine bu yılın 8. büyük gezisini yapıyor. Arkadaşlar bu cümledeki anlatım bozukluğu şu. Başbakan Çin'e sanki 8. kez gidiyormuş gibi bir anlam var. Öyle değil mi Recep? Ben bunu düzeltiyorum. Başbakan bu yılın 8. büyük gezisini Çin'e yapıyor dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkmış oluyor. Değil bir lokma ekmek bir tabak yemek bile bulamaz. Burada hem de Tat, mantık has. yönüyle evet, de bir evet. tuhaflık var değil mi Recep? Ben bunu düzeltiyorum. Değil bir lokma ekmek ifadesini alıyorum. Yer, yer değiştiriyorum. Değil bir lokma ekmek, bir tabak yemek bile bulamaz cümlesi. Değil, değil bir tabak yemek, bir lokma ekmek bile bulamaz şeklinde yer değiştirdiğimde cümledeki anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Kalmıştır. Evet, bakanımız bir hafta içinde petrol üreten ülkeleri gezecek. Bakanımız bir hafta içinde petrol mü üretiyormuş bu ülkeler? Yok aynen o ülkeler bir hafta evet. içerisinde petrol üretiyormuş hocam. Öyle bir anlam var değil mi Recep? Ben onu anladım. Evet o zaman düzeltiyorum. Bakanımız petrol üreten ülkeleri bir hafta içerisinde gezecek dediğimde anlatım bozukluğu tümüyle ortadan kalkıyor, kalkıyor. Evet standart anlatım bozukluğu Recep bunu herkes çok iyi bilir. Neymiş hocam? Evet ağrısız kulak delinir. Ağrısız Eğer kulak... kulağın ağrımıyorsa delebiliriz Heh, diyor. İşte öyle oluyor değil mi Recep? O zaman ne yapmam lazım? Kulağ... Kulağım ağrıyorken gitmem. Ağrısız delinir Heh, evet. dediğimde anlatım bozukluğu tümüyle ortadan kalkıyor. Recep zor bir örnek ve gönderiyor. Nedir ya. hocam? Atatürk'ün 119. doğum yılı törenle kutlanmıştı. Hocam Atatürk bir kere doğdu. Harikasın. Ve Recep. hiç de ölmedi. O yüzden ne doğrusu? Evet. Atatürk'ün doğumunun 119. Heh. yılı dediğimde Doğru. ben e, doğumunun sonrasında 119 yıl geçmiş. Doğumunun sonrasında 119. yılı kutlamış oluyorum. Doğru. Evet 119. doğum olmaz. Değil mi arkadaşlar? Bu yemek fazla dışarıda kaldığı için bozulmuş. Fazla dışarıda olmaz. Çok uzak. Bu yemek dışarıda fazla kaldığı için bozulmuş. Dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. kalkıyor. Recep bu konuyla ilgili son örneğimi de veriyorum. THY'ye ait 158 yolcunun bulunduğu uçak denize düşmüş. Hocam yolcular Türk Hava Yolları'nın sigortalı e, şeyiymiş. Evet. İnsanlarıymış. Türk Hava Yolları'na ait 158 yolcu diyor değil mi Recep? Ya zaten onların hocam. Evet. Türk o Hava... zaman ne yapmak gerekiyor Recep? 158 yolcunun bulunduğu THY'ye ait uçak denize düşmüş dediğimde anlatım bozukluğu tümüyle ortadan kalkıyor. Evet Recep yeni başlıkla devam edelim mi? Edelim hocam. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması Recep. Bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir. Ne oluyor da anlam çelişiyor? Çok basit bir ifadeyle bunu özetliyorum Recep. Ne biliyor musun? Neymiş hocam? Kesinlik ile ihtimali aynı cümlede kullanırsam anlam çelişmiş olur. Evet. Örnekler üzerinde görelim mi? Görelim. Peki. Hiç şüphesiz bu olaya en çok üzülen başkan olsa gerek. Hocam yani. Ne olur Ece, çok yok, güzel bir cümle hem bu. Hiç şüphesiz diyor. Hem de başkan olsa, olsa gerek, gerek diyor. İki, hem kesinlik hem de ihtimal var değil mi? Evet. Evet, bu ikisinin bir arada kullanılması anlamca çelişkiye sebep olmaktadır ve anlatım bozukluğudur. Evet. Şüphesiz sanatçı bu alanda çok başarılı eserler vermiş olmalı. Olmalı Hem şüphesiz, şüphesiz. diyorum hem de vermiş olmalı diyorum. Hocam İkisini konuşurken yararlı. karar değiştiriyor. Karar bana. değiştiriyor değil Aynen. mi? Ama Recep bazen ben de yapıyorum biliyor musun? Bu arada bu genelde böyle bir şey bir olur konuda mu? atarken olur hocam. Atarsın böyle çok atmışsındır He. böyle hemen toparlarsın öyledir filan dersin. Eminim diye başlarsın, başlarsın. girersin cümleye. Sonra bir bakarsın aslında ben emin değilim ya. Aynen yani hocam. rezil olmayalım bu işin sonunda derken Deyip. sona doğru toparlarsın ihtimal veresin. Aynen değil hocam. Mi? Evet bu oluyor. Kesinlikle söyleyebilirim ki tedavi hastayı ayağa kaldırabilir. Hem kesinlikle diyor hem de ayağa kaldırabilir diyor. Bu ikisinin bir arada kullanılması anlatım bozukluğudur. Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar almış olmalısınız. Hem eminim diyor hem de almış olmalısınız diyor. İkisini bir arada kullanmış anlatım bozukluğudur. Artık kesinlikle böyle bir hataya düşmeyebilir. Hem kesinlikle diyor hem de düşmeyebilir diyor. diyor. İkisini bir arada kullanmak anlatım bozukluğudur diyor. Okulu bitireli hemen hemen tam 10 yıl oldu cümlesine baktığımda hemen hemen diyor tahmin söylüyor. Sonra bir de tam peşinden diyor. tam diyor. Evet, anlatım bozukluğu. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler. Elbette diyor. Bir de peşinden gitmiş olabilirler diyor. İkisini bir arada kullanıyor. Bu bir anlatım. Hocam olsun. bu, arkadaşın lafına doyum olmaz. Evet. Bu çok yalan atar. Onu anladık değil mi Recep? Aynen hocam. Evet yeni başlığa başladım Recep. O da ne biliyor musun? Nedir? Deyim ve atasözü hataları. Hayırlısı hocam. Evet. Deyim ve atasözü hatası nereden ortaya çıkıyor biliyor musun Recep? Bir, deyim ve atasözündeki kelimeleri değiştirmekle anlatım bozukluğu ortaya çıkar. İkincisi ise Deyimin ve atasözünün anlamına uygun kullanmamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu ortaya vardır çıkardım. hocam. Evet. Babasını görünce paçaları tutuştu. Tutuşabilir bu arada, baba Hiç kızgınsa. Paçaları tutuştu değil de sanki etekleri tutuştu değil muyduk biz ona? Ha doğru. Evet değil mi? Etekleri tutuştu diyeceğim. Evet hocam. Evet. Çok acıktım, midem zil çalıyor. Olmaz hocam, karnım. Karnım zil çalıyor demesi gerekiyor, midem diye bir atasözümüz ya da Yoktur. deyimimiz yok o kadar kalabalık ki çuvaldız atsan yere düşmez. İğne atsan. Evet çuvaldız değil iğne atsan yere düşmez. Büyük ihtimal çuvaldız atsan da düşmez ama iğnedir. Ama biz ne yapıyoruz? Deyimin ve atasözünün orijinal kelimelerini değiştirmiyoruz. Evet ona ayak bağı oluyor işini çabuk bitirmesini sağlıyordu. Ayak bağı olmak ayak çabuk. Ayak bağı olmak ne demek Recep? Engel. Engellemek demek o zaman deyimi anlamına uygun kullanmadım demektir. Evet. Ona yardım et. Elinden geleni ardına koyma. <laughs> ne demek bu elinden geleni ardına koyma? Hocam yani. O zaman bu kavgada söylenir değil mi Recep? Tabii tabii. Hadi oğlum elinden geleni ardına koyma. Aynen. Hadi bakalım derler değil mi? Aynen. Yani ne demek bu? Yapabileceğim bütün kötülükleri yap da görelim. Demek değil mi? İyilik değil kötülük anlamında kullanılan bir deyimimizdir. Alma garibin ahını çıkar aheste aheste. Neydi bu? Mazlum muydu? Mazlumun ahını değil mi Recep? Evet Vay hocam. Recep, bu konuda seni çok takdir ediyorum. Garibin değil. Malzumun Mazlum. ahını demek gerekiyor. Ev sahibi Ayşe Hanım'a bu ne şıklık böyle deyince Ayşe Hanım üzerine alındı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu ama alınır yani. Yani buradaki üzerine alınmak nedir? Olumsuz bir sözden alınmak rahatsız olmak demek değil mi? Evet burada deyimi anlamına uygun kullanmış. Evet, konferansta konuşmacının anlattıkları herkesin dikkatini çekmişti. Tüm dinleyiciler kulak kabartmış konuşmacıyı dinliyordu. Tamam ne var? Evet. Kulak kapatmak ne demek Recep? Dinliyor. Böyle ha, çok böyle gizli değil. gizli dinlemek. Gizli gizli böyle çok fazla böyle evet, önemsemeden, evet. umursamadan dinlemek değil mi? O zaman ben ne yaptım? Deyimi anlamına uygun kullanmadım Recep. Evet. Bu görüntüler karşısında saçlarım diken diken oldu. Yok olmaz. Ne olacak Recep? Tüylerim. Evet. Saçlarım değil tüylerim diken diken oldu demesi gerekiyordu. Çünkü deyimin orijinalinde tüylerim diken diken oldu vardır arkadaşlar. Bu konuyu onunla bir görüş. O yol yolak bilen biridir. Yol yordam. Yol yordam demesi gerekiyor değil mi? Yolak evet, diye hocam. bir ifade yoktur. yoktur. Evet. Yeni bir başlıkla devam ediyorum Recep. Nedir hocam? Zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Recep bu nedir biliyor musun? Bunu arkadaşlara da ve sana da açıklıyorum. Arkadaşlar bir cümlenin başına senin ve onun getirebiliyorsanız o cümlede bir problem vardır. Nasıl düzelteceğim hocam peki? açık açık yazarak senin kardeşini gördüm, onun kardeşini gördüm. Kimin olduğu belli olacak. Eğer başına senin ve onun getirebiliyorsanız o cümlede problem vardır arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde görelim. Ehliyetini polis almış öyle mi? Senin ehliyetini mi onun ehliyetini mi? Heh. Belli mi? Değil. E o zaman bunu açık açık söylemem gerekiyor. Bu cümlede zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bana ne söyleyeceğini biliyorum. Senin ne söyleyeceğini mi, onun ne söyleyeceğini mi biliyorum? Belli değil. O zaman anlatım bozukluğu vardır. Geleceğini ben biliyordum. Senin geleceğini mi biliyordum, onun geleceğini mi biliyordum? Belli Allah değil. Bilir. E O zaman burada bir anlatım bozukluğu vardır. vardır. Değerli arkadaşlarım bazen de virgül kullanmamaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu da ortaya çıkabilir. Mesela hırsız çocuğu kovaladı. Hırsız, Şimdi, çocuk hırsız, hırsızmış. Evet ne yapıyorum virgül koyarak da ben bu anlatım bozukluğunu ortadan kaldırabiliyorum. Genç adama seslendi. Evet ne yapıyorum? Gençten sonra virgül koyuyorum. Adama seslendi diyerek anlatım bozukluğunu ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor. Evet buraya kadar anlamadığımız bir şey var mı Yok Recep? hocam. Her şey yolunda ilerliyor mu? Evet. Evet o zaman bir sonraki başlığımla devam ediyorum. Anlam ile ilgili anlatım bozukluğunun son başlığını veriyorum Neymiş Recep. Neymiş hocam? Ne o biliyor musun Recep? Karşılaştırma hatası. Olur. Nasıl olur bu karşılaştırma hatası? Nasıl oluyor? Bu içlerinde en zorudur Recep. Bunu ben sana sormak istiyorum. Senin Sor hocam. Bunun Tahminini çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bir cümle geliyor diyor ki adam politikayla karısından çok ilgileniyor. Bu cümlede bir anlatım var, buluştu. Var var Recep. kesin var da. Hissettin ama değil mi Recep? Bir kere virgül var mı? Var. Ha, politikayla. Adam politikayla karısından çok ilgileniyor. Politikayla? Recep bulacak bence. Bak arkadaşlar şu anda yok Recep hocam. müthiş bir dikkat kesildi. Yok yok ee, örneğin politikayla karısından. Evet. Ben Recep'e ve sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Hocam politikayla beraber sanki karısıyla ilgileniyormuş gibi oluyor. Recep. Politika ve. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi açıklayınca Recep fark etmiş. Muş. Şimdi adam bu cümlede iki tane anlam var. İki anlam var. Nedir? Adam politikayla karısından çok ilgileniyor. Birinci anlam. Bu zaten. Adam da karısı da politikayla ilgileniyor. Adamın politikaya olan ilgisi karısının politikaya olan ilgisinden daha fazla. Doğru. Birinci anlam bu mu? İkinci anlamda da şu Recep. Nedir? Ki, Adam politikayla da ilgileniyor, karısıyla da ilgileniyor. Ama karısını umursamıyor, politikayla daha fazla ilgileniyor. Ama aslında Böyle bir filan anlam çıkıyor mu? Çıkıyor aynı çıkıyor. gibi. Çıkıyor. İkisi de var Recep bu cümlede. He ne yapmam lazım o zaman? Açık açık söylemem gerekiyor. Nasıl düzeltirim hocam? Düzeltiyorum. Adam politikayla, karısının politikayla ilgilenmesinden daha fazla ilgileniyor. Dediğimde anlamda belirsizliği ortadan kalkıyor. Kalkar. Diyor ki bu kötü insanlara sizden çok kızıyorum. Siz de ben de kötü insanlara kızıyoruz. Ama benim kızgınlığım daha fazla. Bu daha birinci anlamda. İkinci ki. anlamda diyor ki bu kötü insanlara sizden çok kızıyorum. Ben size de kızıyorum kötü insanlara da kızıyorum. Ha. Size kızdığımdan daha fazla kötü insanlara kızıyorum. Diyor Gibi iki tane anlam var öyle değil mi Recep? Evet. Evet o zaman ne yapmam lazım? Bunun Belirtmem anlamını teke mi? düşürmem gerekiyor. Açık açık ifade etmem gerekiyor. Ve son olarak bu örneğimi de veriyorum Recep. Sen onu benden çok aradın. Sen onu benden çok aradın. Bu cümlede de anlatım bozukluğu var. Açıklıyorum nasıl olmuş Nedir ki? hocam? Sen onu da aradın, beni de aradın ha, ama gibi, onu daha he. çok aradın. Bu birinci anlam. Doğru. İkinci anlam ise sen onu benden çok aradın diyor. Sen de aradın onu, ben de aradım onu. Ama sen daha fazla aradın. Aradın diyor. İki farklı anlam çıkıyor öyle değil mi? Evet hocam. Evet bu cümleden iki farklı anlam çıktığı için bu cümlede de anlatım bozukluğu vardır. Nasıl düzeltiyorum? Açık açık söyleyerek, açık açık ifade ederek anlatım bozukluğunu ortadan kaldırıyor Bu videonun da sonuna geldik. Geldik mi olay? Peki bitti mi? mi anlatım bozuklukları? Recep anlatım bozukluğu bitmedi. Bitmez. Recep anlam ile ilgili anlatım bozukluklarını bitirdik. Süper. Dil bilgisi ile ilgili anlatım bozukluklarına devam ediyor olacağız. Bir sonraki videomuzda. Bir sonraki videoda, videoda devam edeceğiz. Arkadaşlar da. kanala abone olmayı Beğenmeyi unutmayın hocam sorular da hepsi bitince aynen öyle uzun Recep. uzun bir soru Çünkü, çözümü olacak e, anlatım bozukluklarıyla ile ilgili sorular e, karmaşık bir şekilde karşımıza çıkıyor bazı kitaplar anlam ile ilgili anlatım bozukluğu dil bilgisi ile ilgili anlatım bozukluğu olarak farklı farklı düzenliyor. ama biz ne yapacağız Recep hepsini bitirdikten sonra sorular çözmeye devam ediyor olacağız. Çok güzel. O zaman arkadaşlar ve hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere.